barışçığımız kahve yapmış. Bize de içmek düşer. Herkese merhabalar. Yeni uyananlar hoş geldiniz aramıza. Böyle okul telaşı olanlar da kolay gelsin diliyorum. Önce takvimden başlayacağım. Bugün yemekler benden. Çok da güzel. En sevdiğim iki tane yemeği seçtim size. Takvimimizden bir sayfa koparalım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 78. yıl dönümü. Kendisini 1938 yılında kaybettik. Gerçekten hani bir kadın olarak söylüyorum. Hayatımızda çok büyük bir önemi var. Şu anda böyle hür bir kadınsam Mustafa Kemal'e borçluyum bunu. Gerçekten inanılmaz bir liderdi bence. Onun bir sözüyle devam edeceğim. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demiş sevgili Mustafa Kemal Atatürk. İki tane çok sevdiği isim var. Kız ismi Ülkü, kızının ismiydi, manevi kızının. Erkek ismi de İrfan. Eğer çocuğuna isim arayanlar varsa inşallah güzel bir alternatif olur. Bugün size ne yapıyorum? Çankırı'dan bir güveç yapacağım. Çankırı güveci. Şimdiden Çankırılılardan özür diliyorum ama gerçekten çok seviyorum. Ben sizden öğrenmiştim bu güveci yapmayı. Çankırı güveci bir olacak. İkincisi de Karadeniz'den bir esinti, hamsili pilav. Biraz iddialıyım özellikle dizme konusunda, artık çok fazla çünkü yani dize böyle uzmanı oldum diyebilirim. İlk olarak Çankırı güvecinden başlayalım çünkü biraz böyle kızartmak falan gerekiyor, işi uzun. Hadi buyurun günümüze başlayalım. Çankırı'dan bir güveç yapacağım. Karadeniz'den bir esinti, hamsili pilav. Şimdi de Atatürk'ümüzün anısına onun en sevdiği börek, Selanik usulü ıspanaklı börek. Tek bir parçadan yelek oluşturacağız. Şöyle ortasını buluyoruz. Ensesinden hiçbir şey yapmadan ördük. Haroşa örgüyle bir yelek yaptık. Müthiş. Çok güzel oldu. Çankırı güveci. 700 gram iri doğranmış kuzu kuşbaşı, 3 adet patlıcan, 1 adet domates, 3 adet patates, 250 gram arpacık soğan, 10 adet sivri biber, 1 baş sarımsak, 5 adet defne yaprağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kimyon. Evet, yeni açanlar mutfağıma hoş geldiler. Çankırı güveci yapıyorum. Patlıcanlarımı soydum. Tuzlu suda beklettim. Şöyle kurulayacağım. O esnada da önce etini koyalım, bir kavrulsun. Şöyle iri iri doğranmış, hafif yağları üzerinde olan kuzu etine ihtiyacınız var. Önce onu bir koyalım güvecimize. Güvecimizin altını yaktık. 1 kilo şöyle iri iri olması lazım. Yapacağım her şey iri iri olacak. Böyle içinde eşit miktarda gözükecek. Güvecime koyuyorum. Sanki bir tık gözüme fazla geldi. 700 gram kullanacağım. Yoksa güvecimde fazla et olacak. Öyle olsun istemiyorum. Şimdi orada birazcık hallenirken ben domateslerim için hem bir tava çıkarayım. Şimdi güzel bir kap çıkarayım. Domateslerimi de halledeyim. Kabuğuyla yapmak istiyorum. Çünkü şu kabuğu inanılmaz seviyorum ben. Pembe domates tercih ettim. Şöyle. Hem kokusu çok güzel oluyor. Hem de böyle uzmanlar sürekli söylüyor ya kabuğuyla yiyin diye. Şöyle iri iri parçalar yapacağım. Onu birazcık yağda döndüreceğim. Hemen tavamın altına yağını koyayım. 3 ayrı yerde işlem yapacağım.
Biraz aşamalı gibi gözüküyor ama sonuç inanılmaz verimli olacak. O yüzden sabırla siz de aynı işlemleri yapın. Patlıcanları da koyayım. Hepsini alabilir tavam bence. Çankırı güvecini bana defalarca birçok kişiyle birlikte yaptık. Defalarca öğrenmiş oldum. İnanılmaz tadı davamda kalan, biraz kalorisi yüksek çünkü bütün sebzeler, patates, arpacık, soğan hepsi böyle bir yağda döndürülüyor. Sonrasında birleştiği için biraz kalori olarak açıkçası yüksek oluyor ama gerçekten inanılmaz lezzetli. O yüzden tercih edeceğinizi düşünüyorum. Şovlar eşliğinde. Benim şeflerden neyim eksik Allah'ınız aşkına? Nursel'in.evi Instagram hesabım. Ergin Nursel'de. Diğeri güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evlilik teklifi istiyorum ya. Böyle lütfen bana videolarınızı gönderin. Evlenme teklifi etmek isteyenler bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Ve videoları lütfen kaliteli gönderin. Birkaç tane gönderen olmuş ama kalite olarak iyi olmadığı için maalesef yayınlayamadık. Günün fotoğrafları sizden gelenler olacak. Hadi onlara bakın bir. Domateslerimi hemen tekrar yerine alıyorum. Bu tavada da patatesimi yapayım. Öbür tavam artık yağ kirlendi. Çok güzel oldu şu. Hiç temizlemeyeceğim. Zaten birbirine karışacak o. Biraz bol yağ koyuyorum. Hemen yağım ısınana kadar patateslerimi hallediyorum. Kızartmalarımız tamam. Etimizi altına açalım, bu tarafa alalım. Vallahi bütün kızartmalara çok az yağ koymaya çalıştım. Şimdi birazcık da bunu ekleyeyim. Azıcık da tereyağı ekleyeyim. Ben böyle karıştırınca çok seviyorum. Şöyle minicik. Oh, vallahi muhteşem bir et almışım. Arpacık soğanımı 250 gram. Çok az döndüreceğim. Şöyle bir baş sarımsak koyacağım. Çok severim nasıl olsa. Ekip arkadaşlarımda da sıkıntı yok. Şimdi böyle güveçlerde benim en dikkat ettiğim şey yerken de böyle içinde herhangi bir şeyin çok erimesini istemiyorum. En çabuk eriyenlerden bir tanesi de soğan ve domates. O yüzden onlara çok böyle ekstra bir dikkat etmeye çalışacağım. Azıcık döndüreceğim arpacık soğanımı. Sonra çok sevdiğim bir yöntem var. Şimdi böyle bir büyüğüm şöyle yapmıştı en son. Zaten bir sürü kap kirlettik ya. En azından salçadan da böyle bir tasarruf etmiş olacağız. Ortasına biber, bir kaşık da domates.
şöyle bir onu döndüreceğim. Önce böyle salçanın kokusu çıkacak, ondan sonra harmanlayacağım. Evet, salçam bayağı, ben inanıyorum yani kokusunu da alıyorum. Şöyle şimdi harmanlayabilirim. Bir de bir gün tas kebabı yapalım. Vallahi ağzım sulandı. Onu da inanılmaz seviyorum. Bir de çok da güzel bir yöntemini öğrenmiştim. Onu da yapalım bir gün. İyice harmanladık mı? Şöyle. Hemen buraya geçiyorum. Defne yaprağı çok güzel bir koku verecek. Şöyle birkaç tane defne yaprağı. Servis ederken almayı unutmayalım. Ben görsem rahatsız olmam ama çoğu kişi içinde unutmuş falan yapabiliyor. Biberi kızartmadım. O da içinde kaybolsun istemiyorum. Şu an seçtiğim iki yemeği de birbiriyle uyumlu olsun diye yapmadım. İki sevdiğim yemeği yaptım. Birazdan da hamsili pilav gelecek. Şimdi patlıcanları koyacağım. Önce. Şöyle eşit bir şekilde dağıttığıma inandığım zaman patatesleri ekleyeceğim. Onu da böyle yaydım. Domatesim en üstte. Henüz hiç tuz atmadım. Tuzumu atayım. Karabiberini, kimyonunu kapattıktan sonra atacağız. Öyleymiş. Biraz da su. Şöyle. Etin pişme payı kadar koyuyorum. Altını kısıyorum. Kapağımı da kapatıyorum. Bence muhteşem bir yemek oldu. Yorumlarınızı nurselin.evinden bekliyorum. Küçücük bir izleyin bakalım. Çankırı güveci nasıl yapılıyormuş? Buraları topluyorum. Sonrasında ikinci yemeğim. Hamsili pilav gelsin. Hamsili pilav. 3 kilo hamsi, 3 su bardağı pirinç, 3 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 3 yemek kaşığı kuş üzümü, 5 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, kaya tuzu. 3 bardak pirinci, artık anne usulü, herkes biliyor bunu, tuz koydum, sıcak suyunu koydum ve bekleteceğim birazcık. Ben de o arada iç pilav için hemen soğan doğruyorum. 3 tane soğan, küçük küçük olduğu için 3 tane, zevkinize kalmış ama hamsiye çok yakışıyor soğan. Biz değil Karadeniz'de hani çok fazla balık olduğunu düşünüyoruz ya. Aslında Türkiye'de en az balık tüketen memleket Karadeniz'miş. İnanılmaz şaşırmıştım ilk duyduğumda. Aşk olsun Karadeniz dedim her seferinde. Çok enteresan, daha çok et tercih ediliyormuş. Ya hamsi zaten balıktan saymıyorsunuz, onu da biliyorum. Onun her şeyini çok seviyorsunuz. Ben soğanlarımla uğraşırken siz de sizden gelen güzel bir video izleyin. Sonrasında soğanımızı kavuralım. Ah.
şöyle bir parça da yine tereyağımı ekleyeyim. Soğanım gayet güzel kavruldu. Şimdi fıstığımı alıyorum. Şöyle 2-3 kaşık fıstık gayet yeterli. Şu an bildiğiniz böyle bir zeytinyağlı dolma yapıyormuş gibi düşünün. Eğer böyle mutfağa yeni ısınanlar varsa zeytinyağlı dolma içi yapıyoruz. Fıstığı döndürdükten sonra burada suya koyduğum kuş üzümleri, dolmanın olmazsa olmazı, hafif şöyle bir mayhoşluk veriyor, tat veriyor. Onu da ekleyelim. Kavrulurken pirincimi yıkayayım. Şimdi birazdan hamsilerle uğraşacağım. Hamsi biliyorsunuz bayağı elde kokusu kalıyor. Çok kolay kolay da gitmiyor ama ben razıyım. Çünkü bu pilava çok yakışıyor hamsi. Birazdan onları çok iyi tinalı bir şekilde dizeceğim. Yeterince kavrulduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle iç pilav gibi olacak dedik ya. Normalde bir bardağa 2 bardak konur. 6 bardak koymam gerekirken ben 5 bardak koyacağım. Altını da çok kısayım. Azıcık tuzunu da atayım. Tamam. Pilavım demlensin. Ben de buraları toplayayım. Sevgili Atatürk'ümüz Selanikli, ben de Selanikliyim. Onun memleketlisi olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. En sevdiği böreklerden bir tanesi, aynen benim de öyle, ıspanaklı börek. Ben hemen böyle pratik olsun diye hazır yufkadan yapacağım. Annesi çok yaparmış ona. Atatürk'ün anısına birazdan onun için Selanik usulü ıspanaklı bir de böyle börek döşeyeceğim. Hazır yufkadan, nacizane, sırf onun anısına gelecek. Şimdi hamsilerle bir haşır neşir olacağım ya. Önce elimi şöyle bir limonluyorum. Böyle iyice böyle çok işe yarıyormuş. En azından ne kadar kokuyu azaltırsak o kadar iyidir. Biraz da tuzluyorum. Tuzlayayım ki kokmasın. Şimdi hamsimi alayım. Bu pilav için gerçekten böyle bol hamsiye ihtiyacınız var. Şöyle açalım. Yağlayalım. Bol yağlayalım. Güzel kızarsın. Şöyle. Şimdi kuyruk kısmı birbirine bakacak şekilde bütün cam kabımı böyle çiçek gibi dizeceğim. Hep üst üste getireceğim. Hep üst üste. Biri diğerinin üstünde olacak. Özellikle böyle eğer benim gibi cam kap kullanacaksanız, yani çevirmeyecekseniz daha doğrusu, böyle en güzellerini en üste bırakın. En üstü daha önemli. Pilavımı kapatabilirim. Bir tık böyle sulu kalsın istiyorum. Şimdi tam bu köşelerini biraz böyle getirttim. Şimdi tam onların üstlerini örteceğim. Hafif bu sefer böyle dışa doğru sarkıtmaya çalışıyorum ki katlayabileyim. Tam öyle denk getirmeniz gerekiyor.
Şimdi ben son şunu koyarken hatırladım ki balığımı tuzlamadım. Şuraya tuz serpeceğim kalanı ama öyle yapmak istemiyorum. Şu kalan suyunu dökeyim ve tuzlayayım. Hatta kaya tuzu yapayım. Harun şuna tuz atar mısın acaba? Böyle buna da at. Bir de buna da at. At 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 at. Yeter mi? Yeter. Birazcık pul biber atalım. Ay karabiber atalım. Bunu unuttuğum için şu an yapıyorum. En başta yaparsanız çok lezzetli oluyor. Tamamdır. Şimdi pilavımı koyacağım. Aynı itinayı göstererek pilavını da üstünü de dizeceğim. Evet. Çok az böyle sulu bıraktığım pilavım. Şöyle çeviriyorum. Pilavım henüz demlenmedi. Tam da suyunu çekmedi. Fırında hamsim pişerken tel tel olacak, hiç merak etmeyin. Üç bardak pirinçten yapmıştım. Biraz fazla geldi. Eğer aynı cam kabı kullanıyorsanız. Güvecimin de altını kapadım. Efsane oldu. Şimdi şöyle seve seve kapatıyorum. Ve üstlerine yine aynı şekilde, hatta şuralara şöyle soka soka devam ediyorum. Vallahi büyük bir sabırla hamsimi dizdim. Genelde böyle bu pilavı yapanlar böyle bir yerinden açılsın istemiyorlar. Ben şahsen biraz açılınca hoşuma gidiyor böyle içinden pilav görmek ama o onun böyle kusuru gibi düşünülüyor nedense. Şöyle şunu da dökeceğim azıcık. Hatta elime yapayım. Böyle güzel kızarsın. Hamsi yağ sever. Sanki güzel oldu. Pilavımın demlenmesini göze alaraktan şimdi ben önce 170 ile başlayacağım. Ondan sonra da kızarsın diye 200'e çıkaracağım. Çok da kolay pişmez, bir yarım saat 40 dakika belki sürer, saatini söylerim size ne kadar sürdü. O arada da ben Atatürk'ün en sevdiği börekmiş Selanik usulü ıspanağımı yaparım. Mutfağımı topluyorum. Siz de tarifini izleyin tekrardan hamsili pilavımın. Ondan sonra Selanik böreğine geçeriz. Atatürk'ümüzün anısına onun en sevdiği börek Selanik usulü ıspanaklı börek. Selanikliler mesela pırasalı börek çok yapar. Sen de mi yoksa Selaniklisin? Kafayı çok salladın. Ne? Nereden öyle bildin? Böyle kafayı salladın ya, böyle bir şey oldum. Ben de göçmenim çünkü. Soğanlı börek, pırasalı börek, ıspanaklı börek inanılmaz yaparlar, çok severler. Atatürk'ün de annesi Zübeyde Hanım ona bu böreği çok yaparmış. Selanik usulü ıspanaklı börek. 6 adet yufka, 3 yemek kaşığı tereyağı. İç harcı için 3 bağ ıspanak, 2 adet kuru soğan, pul biber, tuz.
Üzeri için 2 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Nasıl yapalım şekerim? Böyle koy, kenarları kalsın. Ha. Döşeyelim. Ha. Şöyle buruşuk İstersen buruştur. Azıcık. Kaç kat yapalım? Bakarız duruma göre. Naideciğim sen hiç merhaba demedin. Merhaba de. Sanki merhaba, hep benimle ya. Hep benimlesin ya şey gibi geliyor bana. Aralarını. Tereyağı koyacaksın ya yavrum. Tamam. Böyle. Her katı tereyağı alacağız. Tabii ki yani açabiliyorsanız kesinlikle açın. Ben şu anda böyle bir anda geliştiği için bu fikir kafamda. Tamam. Hemen yufka aldım. Litronu ortadan yaralım. Yaptık. Çok da kalın yapmayalım. Elimle koyuyorum şekerim. Ben mutfakta el kullanmayı seviyorum valla. Bazı izleyicilerimiz rahatsız oluyormuş ama o elimin enerjisi, elimin emeği geçsin. Çok seviyorum. Çok mu gelecek? Bilmem. Bol içli olsun bence. Şöyle iki bağ falan. Yani 1,5 kilo kadar ıspanak bunun içine gayet yeterli olacaktır. 6 tane de yufka. Gayet iyi gelecektir. Eğer siz yapmak istiyorsanız salyanik usulü böreğe sadece un, su, tuz konuyor biliyorsunuz. Ve çok uzun süre dinlendiriliyor. Tamam. Şimdi tekrar üstünü de döşüyoruz. Buyur şekerim. Bunu aşağıdaki fırına koyarız. Burada çünkü hamsili pilav oluyor. Bunu da diğer fırında pişiririm. Sizin görmediğiniz. Değişim. İlk defa açanlar, Naide Sultan'a ilk defa görenler konuğum zannediyormuş. Biz birlikte yaşıyoruz. Naide Sultan benim eski kayınvalidem. Eşimden ayrılalı 14 yıl olmasına rağmen biz bağlarımızı hiç koparmadık. O benim kızımın babaannesi ve gerçekten artık annem gibi oldu. Yıllardır hiç kopmadık. Aramızda çok iyi. Bu sene de Bengü'nün sınav senesi olduğu için rica ettik. Devamlı olarak bizimle kalıyor bu sene. Buradan çıktım ya. He. Otobüse bindim. İndim Üsküdar'da. Genç senin gibi bir kız, kadın. He. Bakar mısın dedi. Bakayım dedim. Sen dedi Naide Sultan. Biz seni dedi çok seyrediyoruz dedi. Evet. Çok seviyorlar seni. Vallahi billahi. Sarıldı öptü beni. Bir de resim çektirelim mi sen dedi. Çektir dedim. Annem çok seviyor seni dedi. Nursel'e de dedi, selam söyle dedi. Aleyküm selam. Kimse o kişi. Yeter mi? Bir kat daha çıkalım mı? Ha? Bunu da koyalım yeter. Hadi yeter. Vallahi öyle söyledi kadın. Gel dedim ben de. Davet mi ettin? Ha, ama utanıyorum dedi. Ne var utanacak dedim. Annem çok güzel dedi, yemek yapıyor dedi. Vallahi. Lütfen bana gelmek isteyen... Hobi köşesiyle olur, bahçe düzenlemesiyle olur, dekorasyonla olur, güzellik sırları ile ilgili olabilir, mutfakla ilgili olabilir. Ben bir kadının, bir insanın yaşamına dair her şeyi işliyorum programımda. Lütfen çekinmeyin, bana mesajlarınızı gönderin. Nursel'in.evi ya da Ergin Nursel Instagram hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Buyurun gelin, herkes gelsin. Bence yeter aşkım. Evet. Şimdi bunları süslü yapalım bence. Böyle yap, böyle böyle. Ama dur süslü yapalım. Dur, bir şey dur. Olmaz onlar. Dur. Bak yine illa biz böyle gelin kaynana çatışmaya devam ederiz. Şöyle az büzgülü. Öyle olsun bakalım hadi. Tamam. Hadi bakalım yağla şimdi yumurtasını. Ah sen sür onu da. Acık yağ dökelim. Döktüm. Kalan yağın üstüne koydum. Biraz daha sıvı yağ dökebilirim eğer şey geldiyse. Baksana Naideciğim. Ya. Vallahi bunu şimdi birazdan ters çevireceğim. Çok güzel olacak. Evet.
Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anmış olduk. En sevdiği böreği yaparak Selanik usulü ıspanaklı börek benim de en sevdiğim börektir. Rahmetle anıyorum. Gerçekten yani ben Anıtkabir'e gittim. Zaten ona olan sevgim çok büyüktür. Ama böyle gittiğin, yani gitmeyenler mutlaka gitmeli. Fark etmiyor. Yani o bizim için bence çok önemli bir lider. Yaptıklarını asla unutamayız, unutmamalıyız. Özellikle bir kadın olarak söylüyorum. İyi ki varmış, bize birçok hakkı o tanımış. Eğer şu anda böyle bu kadar ayakta duran, dimdik çalışan bir kadınsam, bu kadar özgürsem Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. İyi ki varmış, onu çok seviyorum. Onun anısına da böreğini yapmış oldum. Diğer fırında pişiriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sunumlar gelsin, hadi bakalım. Teşekkürler şekerim. Oluyor. Aşkım benim. Tamam. Ediyorum. İnşallah çok güzel olmuştur. Vay 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 vay. Bozmak istemiyorum. Çok güzel lime lime olmuşlar. Güveçte bıraksanız çok daha şık olur ama ben içini görün istedim. O yüzden böyle yaptım. Hemen hamsili pilavımı çıkarıyorum. Evet. Hamsili pilavım. Burada da Selanik usulü ıspanaklı böreğim. Vallahi güzel oldu. Nurselin.evi yorumlarınızı bekliyorum. 3 güzel yemek. Şimdi bahçeye çıkalım. Hem güzel bir hava alalım hem de Tuğba'cığımla birlikte teraryum çalışması yapalım. Daha önce yapmıştık. İnanılmaz beğenmiştiniz. Hala isteyenler var, görmeyenler var. Gelin bakalım teraryum nasıl oluyormuş. Beraber güzel bir kompozisyon yapalım cam fanusta. Buyurun bahçeye. Muhteşem yemekler pişirdikten sonra hobi köşemizde Tuğba'cığımla birlikteyiz. Daha önce biz bir teraryum çalışması yapmıştık. Ben ilk defa yapmıştım. İnanılmaz keyif aldım. İzleyici de çok sevdi. Siz de çok sevdiniz. O yüzden Tuğba'cığımı bir daha davet ettim. Eğer yakalayamayanlar, göremeyenler varsa çiçekçilerde çok ciddi fiyatlara satılıyor. Bu evet. Arajman desek herhalde pahalı. Yeridir. Gerçekten çok pahalıya satılıyor. Çok güzel bir hediye alternatifi. Hediye de yapmıyorsanız kendinize dekoratif çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela Tuğba'cığım şöyle bir elma cam fanusta yapacak. Hemen başlıyoruz. Önce neydi? Önce taşlarımızı drenaj yapsın diye ben pomza getirdim. Çünkü serada pomza mevcut bizde. Ama herhangi bir taş da olabilir. Yani pomza dediğim bu çok hafif olduğu için. Pomza taşı gibi evet, mi? Evet yani ondan onun gibi mı? Çok hafif. Evet onun gibi kahverengisi olarak düşünün. Bu çok hafif olduğu için cama zarar vermiyor. Tamam. Hani cam kırılmasın diye ben pomza kullanıyorum ama siz normal beyaz veya gıda çakıl taşlarından da kullanabilirsiniz. Tamam. Altta drenaj yapabilecek bir yani taş görüntüsü olan. Hava mı almasını sağlıyor? Suyun hani bitkinin sudan zarar görmemesi için biz altta drenaj yapıyoruz. Evet. O suyu kaldırması için drenaj yapıyoruz. Ben şimdi yerleştirmeyi yapacağım. Evde
kullanmadığınız emaye bir çaydanlık olabilir, tencere olabilir. Eski fincanlık var. Çelik tencere bile olabilir. Fark etmiyor neye koydunuz, o sizin yaratıcılığınıza kalmış. Lütfen herhangi bir şey, saksıda da olabilir. Ne olduğu önemli değil, camda çok dekoratif duruyor. Böyle. Evdeki mumlukları kullanabilirler mesela. Mesela aynen evet. Öyle. Şu evi de koyacak mıyız? Evet. Böyle aksesuarları nereden buluyorsun? Yani böyle tek bir noktada mı satılıyor bunlar? Mesela Eminönü bizim meşhur ya, her şey bulunuyor ya. Olabilir ya, mi? Ya mesela kırtasiyelerde de çok küçük ev şeyleri var. Küçük oyuncaklar var. Oradan da bulabilirler en basiti. Ama ben yapı marketlerde çok rahatlıkla bulabiliyorum bunlardan. Oradan da temin edebilirler. Bir tek mesela her çiçek İçine oluyor da ama tercih edilmiyor. Çünkü çok fazla yaşamadığını söylüyorsunuz. Evet, evet. Sukulent ve kaktüsler fanus için daha ideal. Evet, şöyle küçük kaktüsler. Evet, evet onlar. Bunların hepsi şey sukulentler. İğnesiz olan gruba sukulent diyoruz. İğneli olan gruba da kaktüs diyoruz. Ay, hiç bilmiyordum bunu bak. İyi oldu. Evet. Öğrenmiş oldum. Şimdi ben grasulayla başlayacağım. Tamam. Arkada böyle bir orman edası yaratsın diye buraları da biraz dağıtarak. Olsun. Şimdi kocaman bir fanusumuz olduğu için içine büyük şeyler de kullanabiliyoruz. Hani ormanda bir ev yapacağız. Evet. Çocuklar için bence inanılmaz bir çalışma bu. Yani böyle bir baba, anne bir çocuğunu alıp yanına böyle bir şey oluşturabilir. Çocuğun odasında sonra onu dekoratif olarak koyabilir. Ne kadar gibi sulanıyor? Ya ayda 3 kere ya ayda 2 kere diyoruz. Yani azmış. Çok az ama çok az miktarda değil. Böyle şırıngayla falan su veriyoruz. Yanlış bir sistem bizim için. Verdiğimiz zaman güzel anlamda sulayacağız. Yaklaşık bunu her sulamada 1,5 su bardağı diye adlandırıyorum ben. O kadar vermek. Bildiğin su böyle su evet, döküyoruz. Evet normal anlamda sulamak gerekiyor. Yoksa diğer türlü sıkıntı yaratıyor. Tamam. Hem çocuğa da sorumluluk yüklemiş oluyorsunuz. Yani bu artık senin, bunu birlikte yaptık. Sen buna bakmakla yükümlüsün demiş oluyoruz. İçine onun sevdiği objeleri falan yerleştiriyoruz. Mesela tabii evet. Workshoplarda o daha böyle onların da hoşuna gidiyor. İyice çiçek diker gibi böyle. Evet evet normal. Baskılıyorsun. Yanına hangisini dikelim istersiniz? Seçin şöyle diken. Bir renk istedim ben bak. Mesela şu olabilir. Tamam. Olur mu? Olur, yakışır olur. Mı? Ne yapıyorduk? Şurayı şöyle. Önce yanlardan temizliyorum ki dikme aşamam kolay olsun. Ya şu köşeler, evet şuralar. Buralar alıyor. Eldiven havalandırma gibi değil mi? Alttan şeyleri havalandırıyorum özellikle kökleri. Ama yanlardan alıyorum ki dikim aşamam kolay olsun diye. Ben kökleri kendim ayırabiliyorum. Zaten bitki size müsaade edecektir. Ben ayrılabilirim diye. Zarar vermeden. Bitki dikerken korkmadan dikin lütfen. Çünkü bunlar sukulent ve kaktüsler çok hızlı köklenebiliyor. Örneğin şöyle göstereceğim. Bu sedumun şunu sadece şöyle toprağın üzerine koyduğunuz zaman bir şunu, hafta içerisinde. Orada. Evet evet ha. Böyle düşüyor mesela kırılıyor. Biz üzülüyoruz evet, ya düştü evet. Kırıldı diye. Bunu alıp toprağın üzerine şöyle koyduğumuz zaman bir hafta sonra şunun ucundan bir tane böyle hatta 3-4 tane yeni yavrular çıktığını, altından da kökler çıktığını göreceksiniz. Onlar büyüdükten sonra normal bir şekilde şöyle toprağa batırın kendiliğinden büyüyor ve genişliyor. Şu şeyleri de çok beğeniyorum. Şu yosun şunlar var ya onlardan yok mu elinde? Bugün yok. Çok tatlı duruyor. Hani şunlar mı var? Onlar mos. Onlardan koyarız. Evet evet arkalara güzel. Yerleştiririz. O ne şu? Bu da köklü bir şey mi? Bu senesiyo. Bu köklü bir şey. Böyle salkım sıçacak böyle. Kıvırcık uzar ön tarafa doğru. Onun yerine sen şunu tercih ettin. Evet grasula tercih ettim. Belki ikisi birden yakışmazdı değil mi? O böyle bir ya bunun içinde çok güzel durmuyor esasında. Ha. Daha önce denedim ama bunda kendini tamamlı. Bu daha sığ bir saksı olduğu için, daha düz fanus olduğu için kendini daha güzel gösteriyor. Sen nasıl bulaştın bu işlere? Bizim fidanlığımız var. Babadan aile, mı? Evet evet aile işinden kaynaklandığı için normalde kendi mesleğim değil yani. Bizimkilerden kaynaklı. Ama şey, elin inanılmaz yatkın yani böyle toprağı sevdiğin çok belli. Hemen böyle yaklaşık bir 2,5 yıldır falan vesaire de. Bu işle ilgileniyorum. Çok geride kalmaz mı? O gözükür mü sonra? Evet evet daha yol yapacağız ona. Ya. Şimdi üstüne yosunlar gelecek. Kapatacağız onu. Orman içinde bir ev.
hayal ediyoruz. Çok güzelmiş. Ay ben bu evde ne yaşarım? Evet doğru, rengarenk. Ne koyalım istersiniz? Şimdi yolu nasıl yapacaksın? Onu şeylerle. Taşla. Arkasına onlardan ve yosunlardan koyacağım. Şu beyaz çakıl taşlarını yol için kullanacağım. Küçük insanlarımız var. Şimdi artık biraz küçültmek gerekiyor galiba değil mi çiçekleri? Şu yana bir tane daha büyük koyabilirim isterseniz. Klasik koyarlar ya böyle evin ağaç. İki yanına. Şöyle. Çok tatlı olur. Sürprize. Bugün İstanbul'da bir yoğunluk var. Hava trafiği buraya yönlendirilmiş. Arada böyle ses duyuyorsunuz ya. Kim nereye gidiyorsa, kim kime kavuşmak istiyorsa Allah kavuştursun diyorum. Şuraya bir tane daha büyük bir şey koymalıyız. İnanılmaz güzel oldu. Ben arada şöyle bir şey mi? Taşları kırıyorum. O da olabilir. Güzel bir renk bence. Hı hı. O arkadaki de çok güzel. İnanılmaz güzel bir şey yaptın. Ben daha önce kendim denediğimde çok amatör bir şey yapmıştım. Evet. Sen profesyonel olunca artık yüksekten böyle alçağa doğru yaptın. Böyle full doldurmaya çalışmadın. Çok güzel bir kompozisyon evet. yaptın aslında. Bir ev giriş olarak hayal Müthiş. Ettim ben. İnsanlarımızı da koyalım. Evet. Bir Siz anne olsun. İsterseniz evet ben böyle. Bir anne olsun. Bir baba olsun. Bakayım bak oturuyor. Bankın var orada şu. Otursun istersen. Yaşlı. Evet. Bir. Babamız. Çocuk yok galiba. Ha? Çocuk anladığım kadarıyla kalmamış. O da bu da şey olsun. Bu annemiz. Annemiz büyük otursun. Anne olsun. Tamam. Şöyle büyük istersen. Anne. İki tane. Onlar kapı girişinde beklesin. Ay sizi yerim. Çok tatlılar. Bunlar da eve doğru yürüyorlar. Şöyle batıralım mı? Bunda en son siz yerleştirin isterseniz. O da evin hanımı, evinin önünde dursun o. Peki. Hazır mısınız Tuğba'nın kompozisyonuna? Hoppala! Eline sağlık. Rica ederim. Gerçekten çok beğendim. Alkışlıyoruz Tuğba'yı. Siz de evinizde böyle güzel dokunuşlar yapabilirsiniz. Bir tek malzeme bulmanıza kalıyor iş, bir de yaratıcılığınıza. Aynen öyle, hayal gücü. Çok güzel oldu Tuğba'cığım. Eline sağlık. Bugün hobi köşemizde çok güzel bir teraryum çalışması yaptık. Şimdi terapi köşesine gidelim, içeri girelim. Üşüdün değil mi? Evet. Ben de üşüdüm. Kendimize şöyle bolero yelek yapalım. Hadi içeri. Herkese tekrardan merhabalar. Tülin'cimle birlikteyiz tekrardan. Bir de misafirim var. Ta İran'dan Beyat'cığım. Hoş geldin. Teşekkürler. Vallahi Beyat'ı böyle taciz edip duruyorum. Yemek yap bana diye. Çünkü İran mutfağı efsane biliyorum. Daha önce yaptım. Ama çok uğraşıyorsunuz mutfakta. Yok ya. Mutfaktan çıkmıyorsunuz. Ben biliyorum. Bizim damak tadımız çok birbirine benziyor. Yemin ediyorum. Siz... Kız yaptım. Ay içime fenalık geldi. Yok. Bitmiyor yemekleri. Yok yok sizinki de öyle. Çok güzel, çok çok zengin bir mutfağınız var. İran'da çok biz güzel. Çok izleniyormuşuz. İran'da da böyle İran'ın tülini. Değil mi? Ya aynı şey diyebilirim. Çünkü orada da çok efsaneymiş Beyat. O da çok güzel bir şey yapıyor. Hazır onu bulmuşken onu da oturttum yanıma. Tülincim de bize... Şu modeli gösterecek. Geçen sefer söylemiştik. Hiç dikiş yapmadan. Dikiş yapacağız ama bütün öreceğiz. Tek bir parçadan yelek oluşturacağız. Bir bakacağız muhteşem bir yelek çıkmış. Bu onu burada göstereceğiz. Nasıl çevrildiğini. Tamam. Şimdi sen sıfırdan bize başlayacaksın. Ben sıfırdan çok kolay hemen göstereceğim. Yeleğimizin şöyle
böyle bukle bukle bir iplikle de yaptık. Hı hı. Şöyle arkası, önü tek bir parça öreceğiz. Tek bir parçayla yelek yapacağız. Tamam. Kaç ilmek? Şimdi kaç ilmek? İstersen sen burada başla, yani devam et, durma bizim için. Bu ikinci aşama. Ben şimdi birazdan sana soracağım. İlk aşama bu. Dur, kaç ilmek atacaksın? Şimdi ben 24 ilmek atacağım. At sen, dur, Beyat'a gidiyorum şimdi. Beyat burada böyle bir şeye başlamış. Kaç ilmekle başladı? Bu 60 ilmekle başladı. Nasıl? Neresi evet. 60? Hayır, hayır, bu bir maket ya. Burası için. Ha, hani ben program yaptım. Yapıyorum ya. Onun için alışayım. Hani küçük küçük şeyler yapıyoruz. Tamam, anladım. Hani vakit olarak 60 kazan. İlmek atıyoruz. Evet, 60 ilmek. Sanki bir 60 ilmek başlıyoruz. Bir sırada bir tane sağdan soldan artırıyoruz. Büyütüyoruz. Evet, bir sırada iki tane sağdan soldan artırıyoruz. Evet. Hani bu yuvarlak şekli vermek için bu çok önemli. Hani puf diyorsunuz ya siz. Hmm. Bu puf noktası. Püf noktası. Evet, puf noktası gerçekten çok önemli. Şöyle yapmazsan şöyle yuvarlak olma. Hani ne diyorsunuz şey vermez. Böyle tamam, şey vermez. Ben bir tek şimdi sen düz örmüşsün ya, bu nasıl evet. Zincir olmuş onu bu kadar, anlayamadım. Bu bittiği zaman bu kadar şey oluyor ya. Hani çok küçücük. Bir de hani en fazlası bu ipler çok güzel bir ip olduğu için biz bundan çok kullanıyoruz. Aynı ipi bir tercih de ediyorsunuz zaten. Aynı ipi kullanıyorsunuz. Kalite farkı var. Kalite. O ince yünlü bir iplik. Bu kalın yünlü hayır, bir iplik. Hayır şey olarak marka olarak aynı. Evet, evet aynı. İran'da da çok kullanıyorlar. Evet. Bir de şey hani çok masraflı ne diyorlar, çok az masraf ediyor. Hani bu kadar bu büyüklükte şal, bu büyüklükte şal bir buçuk sanırım bir tane bir de bu kadar iple bitiyor. Bitiyor. Evet bitiyor evet. Gerçekten. Sen çok şimdi güzel. Şu zinciri göstersene. Hani bu sonra bu şey olduğu zaman 60 ilmek başladık bir sürü bir tane bu taraftan bir tane tamam. Sağdan soldan bir sıra iki ilmek bu taraftan iki ilmek bu taraftan sağdan soldan arttırdık 150 tane 150 ilmek sıra. Olduk zaman evet o zaman ikinci aşamaya geliriz. Hı hı. Ben devam edeyim. Şu zinciri göster. Hemen tüline döneceğim. 100, sanki bu 150 şey, siz sanın ki bu burada 150 şey olmuş tamam, tamam mı? Sonra şöyle devam ediyoruz. Bir tane örüyoruz, bir tane bırakıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir yani tane eksiltmiş mi oluyor? Bir tane örüp hayır, bir hayır, tane bırakıyoruz. Hani bırakıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Baksanıza bu zincir, bu bıraktığınız oluyor. İlmekler. Kaçırma diyoruz ya, üzülüyoruz. Evet, aynen. Sökme işi. Sökme hani, yapıyor. Mesela bittiğimiz zaman çok küçücük bir parça, büyük bir parça tamam, haline anladım. Geliyor. Evet, onun için bir tane örüp bir tane bırakıyoruz. 75 ilmek kalıyor. Şişte 150. Kaç olmuştu? 150 idi. 150, 75 evet, ilene kadar evet. Bir alıp bir bırakıyoruz. Evet aynen öyle hani bir şey. Hani üzülüyoruz ya böyle ben çokça yaparım onu kaçırma işlemi. Hani kaç, ilmek kaçtı falan derim. Hani değil mi? Doğru. Şimdi özellikle zaman, kaçırıyoruz. Sinirlendiğimiz zaman en ilaç bu ya. Çok güzel. Hani çok şey oluyor. Çok öyle doğru söylüyor. Dedim ya birçok yani yurt dışında doktorlar terapi niyetine veriyorlarmış örgü örmeyi. Şimdi sen tamam. Dur orada çok tamam. Rol çaldın. Dönüyorum bu tarafa. Tamam. Şimdi 24 ilmek attık. Hı. 24 ilmeği 3'e bölüyoruz. 8, 8, 8. Tamam. Bütün örgüm 8'er ilmek geri dönerek yapılacak. Şimdi ben haroşa örgü örüyorum. Haroşa örgüyü hep aynı yönde ördüğümü evet. Söylemiştim. 2, 3, 4, 5... Bayılıyorum senin el 6, hareketlerine. Böyle ay 7, sanki dünyanın en kolay şeyini 8, yapıyor. Böyle öresim geliyor yani. 9, ben mesela çok 10, sıkıyorum. Böyle çıkmıyor. 11, şiş. 12, 13, 14, 15, 16. Hani 8 yapacaktın? Şimdi 8 ilmeği burada bırakıyorum. Heh. 16 tane ördüm. 8 ilmeği örmüyorum, geri dönüyorum. Geri döndüm. Bunu daha önce böyle göstermiştin. Evet, geri döndüm. Şimdi tekrar aynı haroşa örgüyle başa kadar geliyorum. Şu an bu yaptığın hangi efekti verecek? Şu dönmeyi, şimdi, değil mi? Evet, bu hareketi ben örgü boyunca yapacağım. Tamam, şu an neresini yani yapmış oluyorsun? Şu dönme hareketi. Dönme mi? Hareketi olacak ama şöyle örüyorum şu anda. Ben 7 numara şiş kullanıyorum. Şöyle mi yapıyorsun? Evet, öyle örüyorum. 7 numara şişle 24 ilmek başladım. Bu şekilde kalın yünlü bir iplikle
Tek parçada yelek yapacağım. Zaten şöyle şu kısmını nasıl yapılacağını daha önce de görmüştüm. Evet, zaten bitti. Bütün yelek. Benim izleyicimi ihmal ediyorsun. Instagram'dan sorup duruyorlar. Ben de cevap veremediğime göre sen ilgileneceksin. Ama Facebook. Ay nasıl yapılıyordu? Ay o lastik nasıl yapıyordu? Vallahi haklısınız. Tülin sorumlu. Söyle şu andan itibaren. Ama biz Facebook sayfamızda yayınlıyoruz. Açıklamaları veriyoruz. Olsun, sen benimkinden tamam. De yaz. Tamam. Instagram'dan tamam da yazalım. Şimdi 8 tane de döndüm. Burada da yine 8 örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 8 ördüm, geri döndüm. Evet. Şimdi 8 ördüm, geri döndüm. Bütün yapacağım işlem bu. 3 yumak bitene kadar bunu yapacaksın. Bunu yapacağım. Şöyle 2 3 4 geri döndüm. 8 kalınca geri dönüyorsun. Şimdi bitti. Evet. Ne bitti? 8, 8, 8. 3 8'i de ördüm. Şimdi bir sıra hiçbir şey yapmadan başa kadar gelip geri dönüyorum. Hiçbir şey yapmadan haroşa örgü. Hmm. Yani dönme hareketi, bırakma hareketi yapmıyorum. Bu şekilde sadece hiçbir şey yapmadan örüyorum. Öğrendin mi sen Beyat şu an? Evet. Anladın mı? Bir kere de anladın güzel, değil mi? Gerçekten çok güzel anlatıyor ya. Ben İran'da biz izliyoruz. Evet. Hemen hemen anlıyoruz ya. Çok güzel anlatıyor. Ya çok siz tabii kolay çok ya. Şu an bildiğiniz yok, için yok, hemen yok, yok. Diye birazcık, anlıyorsunuz. Birazcık örgü bilen herkes gerçekten çok güzel öğreniyor. Hmm. Çok, çünkü biliyor musun hani anlatımı çok önemli. Evet. Tülincim zaten evet, o yüzden anlatıyor. Vazgeçilmezimiz oldu. Bize tane tane her aşamasını getiriyor. Hani vaktimiz de çok olmadığı için. Şimdi hiçbir şey yapmadan başa kadar geldim. Az önce 8 bıraktım döndüm. 8 bıraktım döndüm. Şimdi hiçbir şey yapmadan başa kadar geldim. Yine aynı şekilde bu başa geliyorum. Sonra yine bırakmaya başlıyorum. 8, 8, 8. Tamam. Sonra yine başa geliyorum, geri dönüyorum. Anlaştık. Böyle 3 yumak bitene kadar örüyorum. Tamam. Bu ortalama 38-40 beden arasında bir yelek. Şimdi ben onu burada böyle başa kadar geliyoruz. Evet. Şimdi ben onu göstereyim. Şöyle. Mankenimiz de var. Evet. Böyle mankenin üzerinde daha rahat gösterebileceğiz. Daha anlaşılır olacak. Bunu çıkaralım. Burada tek bir parça 3 yumak bitene kadar ördük. Hı hı. Şimdi bunun ortasını buluyoruz. Bu renk de bir güzelmiş. Çok moda. Hı. Şöyle ortasını buluyoruz. Eğer kime yapacaksak, biz bu yeleği kime yapacaksak, ölçme şansımız varsa şöyle arkasını döndürüyoruz. Ensesinden iğneliyoruz. Ortasından. Hı hı. İğneledik. Şimdi önü döndürüyoruz. Buradaki bütün önemli olan detay katlama. Şimdi içe veriyorum. Şöyle. Yaka yaptım. Burayı da içe veriyorum. Şöyle yaka yaptım. İki yanı alıyorum. Arkaya. Ay biz kadınlardan korkulur ya gerçekten. Arkaya alıyorum. El örgüsü fark yaratmak anlamında çok uygun bir hobi. Evet, çok güzel. İstediğiniz şekli verirsiniz. İstediğiniz deseni, rengi. Her şey elinizde. Ay tülin çok güzel oldu. Şimdi bunu arkadaki şöyle ortaya ayarlıyorum. Dikişim sadece burada olacak. Tamam. Şey de hoşuma gitti benim. Sadece böyle belde de kalabilirmiş. Tabii tabii. Öyle de kalır. Ama ara açık kalır o zaman. İşte ne mi? O da hoşuma gitti böyle. O zaman bütün örmek gerekir. Arkaya bir şeyler örmek gerekir. Bunun özelliği tek parçada bitmesi. Şimdi burayı böyle tutturacağız. Müthiş. Çok güzel oldu. Böyle çok kullanışlı, çok kolay ama değişik bir çalışma. Bakayım. Böyle dikiyoruz. Süper. Bunları dikeceğiz. Yeleğimiz bu kadar. Çok güzel oldu. Şu tokasını da taksana. Tokasını da takalım. 24 ilmek başladık. 7 numara şiş kullandık. 3 yumak bitene kadar 8 ilmekte bir geri döndük. 2 sıra hiçbir şey yapmadan ördük. Haroşa örgüyle. Böyle bir yelek yaptık. Süper. Ay çok güzel. Bu renk de daha güzel durdu. Bak, o da güzel. Bu da ay, güzel. Ben bu rengi çok beğendim. Bunlar bu senenin moda renkleri. Çok iyiymiş ya. Ne kadar kolaymış. Çok kolay. Ver bir bakayım, onu yelek. Giyeyim. Ay. Giymek mi istersin? Hmm. Bugün 10 Kasım diye karalar bağladım. Ha,
Vallahi çok güzel yelek. Çok güzel. Şey olması çok güzel, böyle tam belde bitmesi belde. Çok güzel. Hı-hı. Hani böyle elbiseler için. Oy, oturamadım, kalkamadım. Şöyle. Bayıldım. Oldu mu beyaz? Çok güzel. Siliyor. Beyaz siz ne demek diyorum? Ya. Bayat ekmek diyor. Ama sadece beyaz ekmek anlamına gelmiyor. Hani bir musiki var ya, musiki siz diyorsunuz ya, eski musiki evet. Bir şey oluyor ama kullanışı kullanıyoruz. Çok, ne yapalım? Çok enteresan bir şey. Benim soyadım ama kendi adım Huma. Huma, siz Huma kuşu diyorsunuz ya. Evet. Benim küçük adım Huma. Sen şu an soyadını mı söylüyorsun? İran'da soyadı kullanıyoruz. Hmm. Evet. Biz İran'da soyadı kullanıyoruz. Beyat bize yemek yapacak. İran'a bir gitmek istedi. Kendi pirinçlerini, baharatlarını getirecek. Sonrasında da yemek yapacağız. Tülin. Ya gerçekten inanılmaz pratik bir yelek gösterdin. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah anlamıştır herkes. Anlamayanlara Tülin bir kere daha Instagram'dan cevap evet, Facebook'tan, verecek. Facebook'tan, Instagram'dan anlatacağım. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de öyle. Bütün çok sevindim. İran'a sevgiler, selamlar. Orada çok izleniyormuşuz, çok da seviliyormuşuz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün... büyük önder, büyük liderimiz Atatürk'ümüzün maalesef 78. yıl dönümü vefatının. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz. Her zaman da onun izinden gitmeye devam edeceğiz. Onu çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizle olduğunuz için hoşça kalın.